Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. 6 yıldız kadromuza yeni bir arkadaş daha ekledik arkadaşlar. Vatanı millete hayırlı olsun. Artık kaç tane 6 yıldızım olduğunu saymayı bıraktım arkadaşlar. Saymayı bıraktım. Açıkçası ben de sizlerle beraber hesap turu yaptığımız zamanlarda bakacağım kaç tane 6 yıldızımız olduğuna. Şimdiki 6 yıldızımız son zamanların popüler karakterlerinden bir tanesi, çok fazla ismini duyuyoruz. Hatta R5'ini, 5 yıldızını R5 atıldığı zaman bile seviniliyor. Böyle de güzel bir karakter arkadaşlar. Kingpin. Arena'da 17. olmuşuz. Ne kadar kasmışız? 59.7 MH kasarak arkadaşlar dünya sıralamasında 17. olmuşuz. Şöyle baktığımızda başka Kingpin kasan var mı bizlerden? Onlara da bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Türk oyuncu var mı? Süper Gabriel. Direkt isim şey yaptı. Dikkatimi çekti. Eğer atladığımız varsa siz yazın arkadaşlar. Görebildiğime bakacağım. Şurada bir Gürk Ali var. Sanki benden bahsediyormuş gibi. Bir önceki arenada arkadaşlar 44 M'ye gelmiş. Tabi biz bir öncekinde şeye kastedik. Spider-Man 2099'a kasmıştık. Şurada da baktığımızda ilk 100'e Türk oyuncu ben göremedim. Şöyle ufaktan bir 120'ye kadar bakalım var mı bizlerden yardıran. Yok. Pek de rağbet etmemişler. Demek ki herkes de varmış. Spider-Man'e baktığımızda biz bir öncekinde almıştık arkadaşlar. Şöyle bakalım kasan Türk oyuncu var mı? Spider-Man 2099. 2100. Şey alamamıştı. Neydi onun adı? İlkinde 101. olmuştu HQ. Bakalım bu sefer de kas denemiş mi? Şu anda listede yok. Ben HQ'nun yerinde olsaydım İlkinde 101. olduğumun arasında ikincisinde 1. olurdum. Ama henüz HQ'yu göremedim. Belki kristallere abanmıştır. Oradan bir şeyler götürmeye çalışmıştır. 71. olmuş. Adam hiç iplemiyor yahu arenaları. Raşit 78'de. Raşit kopyaları da kasıyor. Çıldın. Yine ilk 120'ye bakacağım. Ama çok yüksek puana geldi. Yani beklediğimiz ve hiç kullanışlı olmayan bir karakter neredeyse. Yüksek bir rakama gelmiş arkadaşlar. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Neyse. Biz suç kralı Kingpin'imizi alalım. Şöyle bir yükseltip tabii ki güzel bir gameplay'i de yapalım. Gel bakalım. Kingpin. Elemanı hemen R1 pozisyonuna getirelim arkadaşlar. Kingpin buff'ını yedikten sonra gerçekten güzel hale geldi. Ben bir önceki halini de beğenirdim ama tabii ki şimdiki hali çok çok daha güzel pozisyonda. Çok çok daha güçlü pozisyonda. İnşallah birazdan göreceğiz. Gel bakalım şöyle beceri. İzolarımız yalnız yavaş yavaş suyunu çekmeye başlıyor. Onu da fark ediyoruz. Yani bir miktar easy vakit sonra bir kristal açma gelebilir. Tamamdır. Kingpin'imiz de yeterli. Şöyle bir datasına bakacağım. Nerede Tombik'imiz? Burada Tombik döner Kingpin. 25.000 canı var. 3.200 saldırı gücü var arkadaşlar. Kritik atma oranı falan filan düşük. Her şeyi düşük. Data olarak düşük ama kopya olduğu zaman da bir miktar izi güzel şeyler yapabiliyor. Neyse kopyasızken de gayet güzel iş yapar. Ve arkadaşlar tabii ki Kingpin'i kanama zehir açık oynamak lazım. Açık oynamak lazım. Kingpin o zaman Kingpin olur. Şuradan 5 yıldızını çıkartalım. Öncesinden bir testini yapmıştım da iptal söylemesi. 6 yıldız Kingpin sahalara geliyor. Özellikle Sinister'lı olan sinerjisi fevkalade, harikulade
Rakip özel saldırı attıktan sonra güç kilidi yaşıyor arkadaşlar. Ve çok rahat bir şekilde ağır saldırı spamı yapabiliyorsunuz. Hadi bakalım bir test edelim. Önce sinerjili, sonra da sinerjisiz halini test ederiz. Tabi Kingpin'in kendi sağlık basma mekanizması da var küçük de olsa. Aa bak, düz vuruşlar 5000'leri görmeye başladı. At bakayım şimdi L2'yi. Yok, atmayacak herhalde. Şunun için atsın istiyorum. Şu güç kilidi mevzusu gerçekten çok güzel. Bir tane daha at. 5000. Aa bak şimdi en sevdiğim fasıl. Köşeye geçiyorsunuz. 11.000. 11.000. 13.000. Çok iyi değil mi ya? Bu arkadaşlar Sinister'la beraber yaptığı müthiş bir şey. Rakip özel saldırı attıktan sonra 6 saniye mi 7 saniye mi güç kilidine giriyor. Orada Kingpin çok rahat bir şekilde 3 ağır saldırı basabiliyor. 33.000 verdik. Kingpin'i kes. Harbiden de güzel dövüyor Zalim'in oğlu. Bu güç kilidi olayı çok güzel olmuş. Aa yine güç kilidi. Bak şimdi bak. 1 2 3 4 ya, müthiş ağır saldırısı. 5 6. Yani şu kombinasyonda verdiği hasarın haddi hesabı yok. Deli divane hasar veriyor vicdansız ve saldırıma da dikkat edin. Hep 100. 2 3 4 5, sonra ikili ve sonra 1 2 3 4 5 arkası L1 atarak ya, o kombinasyonda çok yüksek hasar verebiliyorsunuz. Kingpin geliyor. Geliyor gelmek, tamam. Belki şey değil yani, combo sayacına göre çok aman aman hasar vermiyor ama Allah bereket versin. Çap. Aha yine güç kilidi. Geliyorum hoca. Ağır saldırı spamına geliyoruz. 1 2 3. Önemli olan üçlemek arkadaşlar. Üçlediğiniz zaman direkt üzerinize hiddet açabiliyorsunuz. Bu Sinister sinerjisiyle çok kolay yapılıyor. Kingpin tipini kes. Ya, o kombinasyonda verdiği hasar çok yüksek. Yani şöyle düşünün. Eleman özel saldırı atıyor. Bak şimdi. Adamı köşeye sıkıştırıyorsun. 1 2 Artık orada ağır saldırıları spamlıyorsun. Bitince L3 atıyorsun. Sonra üzerine çıkıp bir de 12'li combo yapıyorsun. Onun arkasında bir de L1, yani o kombinasyon devasal bir şey. Dur şimdi deneyelim bakalım. Ne kadarlık can götürüyor o efsane kombinasyon. Yani kombinasyon mu deriz, rotasyon mu, artık kime ne kalmışsa. Muazzam hasar veriyor kombinasyonu. Gerçekten de güzel kombinasyon. Birazdan bu sefer rakibin sağında bile attı özel saldırı. Bak %96'sı vardı arkadaşlar şu kombi. Ama tabii L3'üm de olmayacak. Bunu L3 dolarken yapmak lazım. Sırf şöyleyken bile %6 aldım. Yani arkadaşlar ortalama 30k falan. 1 2 3. Ah be, yüzde kaç olduğuna bakmamıştım. Dur. Şuna bir daha göbek atalım. Bu bir özel saldırı atsın. Attı gençler. %80 canı vardı. Bakalım bu kombinasyon bittiğinde ne kadar canı kalacak. Çat. %10'unu aldım. Yani 55k'yı şimdiden verdim arkadaşlar ortalama. Bak şimdi bak. Böyle bir kombinasyon yok ya psikopatın. Devam ediyor kombinasyon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah be, vuramadım. Yüzde kaç? 22'lik yaptık. Ah, devamını getiremedim. Getirebilirdim ya. %22 dediğinizde 120k falan. 6 yıldız R1 tabi bahsettiğimiz. Dur, şöyle ufaktan bir zemin hazırlayalım. Bir daha L1 atsın ki öyle yapalım. Abi çok güzel ya bu kombinasyon. Tamam, geliyoruz acılar.
%48. Aa, ağır saldırı yapamadı. Ne kadar ayıp. Aa, sersem yemişim. Ne kadar çılgınca bunlar. Yoksa oyunda bir kontrol problemi falan yok arkadaşlar. %46'dan başladık. Hadi bakalım. Bu sefer kombinasyon gelir mi? Bu sefer inşallah tam olarak yapacağız. Ve geliyor L3. Bu sefer şey yapalım. 12'li değil de 11'li komboya çıkayım. Yoksa yetişmedi. Ya ucu ucuna yetişiyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Arkası L1 arkadaşlar. %46'dan başlamıştık. Zayıflıklarla beraber siz buna %20, yani 110-120k gibi çok güzel bir kombinasyon çıkıyor. Biraz da tabii kopyalı da olsak o zaman da, aha bak %20'den başladık. Bakalım buradan elemanı paket edebilecek miyiz %20'sinden? Bence rahat eder ya. Huu, kritiklere bak. Sanki bana kor bu vicdansız. Bu kombinasyon esnasında çok güzel hasar veriyor. Aha, indirdi. Sırf bu kombinasyon %20, yani daha tokatlama olayına girmedik. 110 bini falan buradan vurdu. Eleman gerçekten ne güzel tartaklıyor. Bir de şöyle bir şey yapalım. Şimdi çıkalım. Sadece tek başına, ama tek başına olursa bu köşeye sıkıştırma mevzusunu çok rahat yapamayız arkadaşlar. Sadece şeyle değil mi? Nerede bu? Tamam. Sadece Sinister'la arkadaşlar. Sadece Sinister'la oynayacağım. Sonra da sadece sola haliyle oynayacağım. Çünkü Sinister o köşeye sıkıştırıp ağır saldırı bombalarını yapmamızı sağlıyor. Çok da güzel oluyor var ya. Çok güzel oluyor. Daha sonra dediğimiz gibi sadece kendiliğinden. Sıfır sinerji. Aha bak, başlıyoruz. 97'de başladık. Ama tabi şey yok. Nedir o? L3'ümüz dolmadığı için bu sayı hadi sayılmasın. Aha başladık. 93'te başladık bu sefer de. Bu sefer L3'ümü doldurabilirim ama. Hop, geliyorum. Tabi sinerjileri olmadığı için ve kopyada olmadığı için çok fazla yükle başlamadı. Dörtlü vurduk, ikili vurduk, arkasına bir de beşli ve arkasına bir de yapıştır. Artık zayıf atıcılarla beraber baya baya vuruyor. Çok güzel vuruyor. Yani bu kombinasyonunu çok beğendim. Bak yine özel saldırı attı. Hemen ağır saldırı spamlarına başlayabiliriz. 1 2 3 4 Şimdi L3 ile beraber birleştirdi. 61'de başladık. Abi ağır saldırıyı niye almıyoruz bunu? 1 2 3 Oba 16 16 full artı full kritik. Sanki Korus bana vicdansız. Ağzını burnunu vurarım. Bas bas paraları kış askerine. 1 2 3 4 1 2 ve arkasına 1 2 3 4 5, yani toplamda arkadaşlar 11'li bir kombinasyon yapabiliyoruz L3'ün de arkasına. Yine 1 2 3 4 5 ağır saldırı. Arkasında L3. Bir de güç barım ne kadar hızlı oluyor ya. Allah Allah. Çat koydu anlamın çatına. Şimdi arkasına 11, aslında 12'li de çıkar. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 çıkıyor. Yani 12'li kombinasyonda çıkıyor. Şöyle yakışıklı bir de L2 atalım.
Kafasına vura vura aldık. 148 kombona. 6 yıldız R1. Ortalama 5 yıldız R4 arkadaşlar. Bir de 0 sinerji ile yapalım. Tabi 0 sinerji olacağı için o ağır saldırı mevzusunu falan çok yani denk gelmesi lazım. Hakikaten denk gelmesi lazım. Şöyle yapalım. Çıkartalım sinistri. Bir de bu şekilde deneyelim. Bakalım bu sefer ne yapacak? Bu sefer köşeye sıkıştırmalar dediğim gibi zor olacak. Ama imkansız da değildir herhalde. Kingpin. Ama Kingpin'in kopya olması çok önemli. Yani gerçekten kendi oyun kaderi için önemli. Bak mesela şimdi Sinister olsaydı yanında böyle mi olurdu? Ne ağır saldırı spamı yapardık. Bir tane yapıp bıraktık. Şimdi yapar mıyız? Bence yaparız. 1 2 ah yetişmedi. Ne kadar önemli o Sinister var ya. Öf. 1 2 risk alacağım. 3 göbeğe attım. Sinister olsaydı güç keziyle beraber orada 5'li 6'lı sırf ağır saldırı spamı çıkabilirdim. Sinister bunun yanında çok önemli. Sinister ondan sonra Kingpin de kanama zehir açık. Ondan sonra bir de Kingpin kopya. Geliyor gelmekte olan. Köşeye sıkıştırabilir miyiz? 1 2 yok, 3'üncüye yetişmiyor. Sinister abi kesinlikle. Sinister'la çok kaliteli oluyor. Çok çok kaliteli oluyor ortam. Çat vurdu alnının çatına Kingpin. Kingpin'in kendi sağlığını doldurma mekanizması olması da güzel bir şey bu arada. Ah yetişmedi son hareketim. Şu çeyrek saniye daha uzun sürür sonraki sersem. Hop L1 de basabilirsiniz. Bu attığınız arkadaşlar bozma. Daha önce bu kara izo diye atıyordu bunu. Yetenek isabetle düşürüyordu. Şimdi düşürüyor mu bilmiyorum. Bakayım ama. Yok yazmadı. Ah be blok almadı. Daha önce o kare yüzü olarak atıyordu rakibin üzerine ve o yetenek isabetli düşürüyordu. Çat göbeği attı. Sinister olsa böyle mi olurdu? Neden de ataklardık var ya bunu. 1 2 yine risk alarak. İşe yaramadı. Bir öncekinde yemişti, bu sefer yemedi. 1 2 yapıştır. Şöyle bir şey olabilir. 2 kere vurduktan sonra L3 attık ya sersemiyor. Bir tane daha ağır saldırı atarız. O zaman ekstra hiddetini de açar. Anca öyle olabilir. Tabi o zaman da o bomba gibi kombo. Bak hemen hiddeti açtık. 9000 düz vuruşların geldiği bir eleman. Şöyle yakışıklı bir de L1 atalım. Bozmaya bak. Bu sefer daha fazla hasar verdirebildik. Her şeyden önce Kingpin arenada bize yardımcı olacak. Ve arenada da etkili bir karakter olur. Benim için arenada etkili karakter dediğin çabuk hasar verip rakibi düşürecek adamdır. Güzel. Kingpin de böylece kadromuza gelmiş oldu. Düş artık ve düştü. Kaç kombolu düştü? 160 kombolu. 160. Sinister'la beraber daha etkili bir %10'luk falan daha fazla etkisi var idi. Velhasıl kelam arkadaşlar, vatanı millet hayırlı olsun Kingpin'imiz. Yeni 6 yıldızımız dediğim gibi saymaları bıraktım. Artık her hesap tanıtımında sizlerle beraber bizler de bakarız diyorum. Vatanı millet hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.